İki şeyi unutmayacağız, Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Yaratan, insan olarak yaratan, peygamberin en yüce peygamber ümmet eden Cenab-ı Hak, bütün nimetleri ihsan eden, ikram eden Cenab-ı Hak, kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Cenab-ı Hakk'a karşı nankör olmayacak. Bir baba evladı nankör olsa ne kadar baba üzülüyor, değil mi? Onu alıyor, büyütüyor, yetiştiriyor. O babaya nankör olursa baba ne kadar üzülür? Bunun fecisi, fecinin fecisi, faciası kulun Cenab-ı Hakk'a nankör olması. İkincisi ölümü ve ahireti unutmamak. Her zerrelerin hesabı gelecek. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey iman, Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarın. O yarından sonra ebediyet başlıyor. O kadar yakın ki yarın deniyor ebediyet karşısında. En feci şey kalbin ölümü, Cenab-ı Hakk'ı unutmak. İnsan Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu zaman günah işler. Ya Rabbi diye bir çelme takamaz. Ya Rabbi diye besmeleye bir dedikoduya başlayamaz. Allah'ı unuttuğu zaman günahlar yoğunlaşmaya başlar. O yüzden kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. İşte burada en büyük insanın düşmanı da enaniyettir, benliktir. Ben olmayacak bir mü'minde. Ya Rabbi sen olacak. Ben de o lütuflara karşı, o da bir nankörlük. Allah korusun, hafazan Allah. Onun için asla ben olmayacağım, ya Rabbi sen olacak. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Ben demek ortaklıktır Cenab-ı Hakk'a karşı. O güç veren Cenab-ı Hak, onu kul daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. Musa aleyhisselam mukaddes vadi Tuva'da peygamberlik geldi. Harun'la beraber gidin dedi Cenab-ı Hak. Giderken de iki peygamber ayetlerimi unutmayın buyurdu. Yani Cenab-ı Hak zikretmeyi unutmayın buyurdu. Tabi orada Safura vardı, hanımı doğum yapmıştı mağarada, karanlık, zor, kış vesaire. Ya Rabbi dedi, ben Safura'yı nereye koyayım dedi. Cenab-ı Hak sordu, ya Musa dedi, anan dedi seni doğurup dünyaya attığı gün seni Firavun'un şerrinden kim korudu dedi. Sen ya Rabbi dedi. Anan dedi sana bir sandık yapıp seni Nil'e attığı, deryaya attı, orada seni kim korudu dedi. Sen ya Rabbi dedi. Ya Musa dedi, seni Firavun'un sarayında seni kim korudu? Hep sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyordu. Seni Medyen çöllerinde garip, hıssız, yalnızken, en ufak bir hayra muhtaçken seni kim korudu? Ya Musa, hep Musa aleyhisselam sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyordu. Demek kul da daima sen ya Rabbi diyecek, ben demeyecek. Bahattin Nakşibendi Hazretleri bu ben demekten onu bertaraf etmek için 7 sene hastalara baktı. Benli bertaraf, enayet bertaraf, kibri bertaraf etmek için. Cerrahatli hayvanlara baktı, hastalara baktı, yolları temizledi. Hâdî Bağdâdî Hazretleri tuvaletleri temizledi, iştihat makamına çıkmışken. Yunus Emre'yi Tapduk Emre eşikte başını eşikte koydurdu, içeri almadı dergaha. Ancak ruhi ihtiyaçlarını bertaraf ettikten sonra Tapduk Emre Yunus Emre'yi içeri aldı. Aziz Mahmud Hazretleri Kadir Kuzat'tı, hakimlerin en büyük reisiydi. Onu ciğer sattırıldı. Velhasıl hep bu en zor ya Rabbi sen demek. Ya Rabbi sen demek de ben dememek. Ortaklığa kalkmamak. Onun için şeytan ben dedi kovuldu cennetten. Ben üstünüm dedi kovuldu. Cenab-ı Hak cidale girdi. Karun salih ve ben kazandım dedi. Musa aleyhisselam tavır koydu. O da kahroldu. Ben dedi servetine sındı. Sındı servet de kahroldu gitti. Bağlum bin Bağura da Allah bir Allah dostuydu. O da bir an nefsine meylet, o da perişan oldu, kahroldu, bir kelp gibi bir şaşkın hale döndü. Velhasıl daima ilahi kameranın altında olduğunu kul unutmayacak. Daima Rabbini unutmayacak. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. Bir dua halinde olacak. Efendimiz en büyük örnek. Cenab-ı Hak üsve-i hasene örnek şah, örnek karakter.
En büyük kültür Kur'an kültürü. Kur'an kültürünü Efendimiz 23 sene tamamladı. O cahiliye insanı 23 sene büyük bir kültüre kavuştu. Kur'an-ı Kerim'i anladı, derinleşti, yaşadı. İlk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla okumaya başladı, kalbi okumaya başladı. Dinin tamamlandı. El-yevme ekmeltü din kemale erdi güne kadar, o ayete kadar 23 senede kültür tamamlandı. En büyük kültür İslam kültürüdür. En büyük kültür Kur'an kültürüdür. Ve bugünkü maalesef İslam kültürü bilinmiyor. Ne tam mana kendimiz bilebiliyor, ne de çoluk çocuğumuza o kültürü maalesef yetiştiremiyoruz. Hani o kültürle yaşansa işte asr-ı saadet. Kendimizi muhasebe edeceğiz. Yani benim namazım nasıl? Allah Resulü'nün namazı nasıldı? Benim cömertliğim nasıl? Allah Resulü'nün cömertliği nasıl? Benim sabrım nasıl? Allah Resulü'nün sabrı nasıldı? Diğer yandan diyor, kazancım nasıl? Kazancımda bir yanlışlık var mı? Bir yanlış bir şey giriyor mu? Ona çok dikkat etmemiz lazım. Beraberinde bulunduğumuz kimse nasıl? Eğer beraberinde bu kimse hayırlı bir insansa hayra gideriz, şerli bir insan şerre gideriz. Velhâsıl vel asri vel fecri zamanımızı çok kıymetli. Seherlerimiz çok kıymetli. Vel müstâfine bil eshar Cenâb-ı Hak buyuruyor. Seherler istiğfar ederler buyuruyor. Bilen kim, bilmeyen kim, bilen nerede bilmiş olacak? Sâciden kâimen buyuruyor. Secde ve kıyam halinde bulacak. İbadur Rahman kim? Allah'ın rahmet tecelli ettiği kim? Sücdeden ve kıyama buyuruluyor. Seherlerde mümin uyanacak. Kalp ruhaniyetle dolacak. O ruhaniyetle gündüze girecek. Gündüz nefsani arzular karşı bir mukâvmet olacak. Ve o gün geceye hazırlanacak. Güneşle ayın bir vardiye değiştirmesi gibi. Ruhani hayatımız o şekilde inkişaf edecek. İmam Rabbani Hazretlerine bir nasihati var. Orada nasihatte diyor ki, sen diyor müstahaplara dedi dikkat et diyor. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu şeylerdir müstahaplar diyor. Yani sünnet-i gayrimüekkedeler. Kişi yeryüzünde bir köşesinde Hak Teâlâ'nın sevdiği, razı olduğu bir ameli bilir, onu yapma imkân olursa bunu ganimet bilsin buyuruyor. İbadette, muamelatta, ahlakta vesairede. Hatta İmam Rabbani Hazretleri o kadar bu işin derinliğine giriyor ki bir gün tuvalete sağ ayak da giriyor. O gün diyor ruhaniyetim gitti diyor. Sol ayakta gelir, sağla çıkılır. Cenâb-ı Hak buyuruyor ki kulum diyor farzları ifa eder diyor. Nafilelerle, müstahaplarla bana yaklaşır diyor. Ben diyor onun diyor işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Velhâsıl, bilhâsıl bu zamanda bu sünnet-i seneyi yaşamak çok mühim. Yine kalbimizi öyle bir hale getirmemiz lazım ki yine İmam-ı Rabbani diyor ki burada şunu iyi bileyim kalp diyor Cenab-ı Hakk'ın komşusudur diyor kalp diyor. Cenab-ı Hak komşusudur diyor. Onun diyor mukaddes zatına diyor kalpten daha yakın bir şey yoktur diyor. Kalp diyor nazargâh-ı ilahidir diyor. Onun diyor kalbin diyor nazargâh-ı ilahi yapmayı diyor. O da cemâl-i sıfatın tecelli etmesine gayret et diyor. Hep bunlar bu dershanenin dersleri. Tabi bu dünyada bu dersler, kabirde yok böyle dersler, bitti. Ondan sonra Cenab-ı Hak çifte tek ediyor. Kendisi tek, hepsi çift. Artı elektriği, eksiği akıyor, ışık yanıyor. Artı bulut, eksiği akıyor, yağmur yağıyor. Her şey çift yaratılmış. Kendisi tek çünkü. Ayetler var muhtelif bu hususta. Ondan sonra وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْ her şeyi karanlığı örttüğü an geceye andolsun buyuruyor. Şimdi gece geldi. Gece nedir? Bir mana bir ölüme giriş. Dünyada alakan kesiyor, uyuyorsun. Sanki bir ölüm tatbikatı. Herkes durumda farklı farklı rüyalar görüyor. Kimi safada, kimi ızdırapta. Şafak vaktiyse bir nevi herkes kalkıyor. Bâsu bâdel mevt. Sanki bir ölümden sonra uyanış.
Onun için bu uyku ölümün kardeşidir buyuruluyor. Bize uyku ve rüya görme hassasiyetini Cenab-ı Hak verdi ki ölüm ve ölümden sonrayı kavrayabilmemiz. Gece girerken bir muhasebe, bugün ben gün bitti, Allah için ne yaptım? Cenab-ı Hak yine bir son nefesi bildiriyor. Kaf suresinde ölüm sarhoşu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden bir kaçta şeydir. Velhâsıl ölüme hazırlanabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, bunlar da akıl sahipleri birer yemin mahiyetindir buyuruyor. Cenab-ı Hak اِنَّهُ كَانَ ظُلُمًا جَهُولًا İnsan çok zalim ve çok cahildir buyuruyor. İnsan zalimdir, Allah'ın emirlerinin dışına çıkıyor, istikbalini mahvediyor. Kendi kendinin zalimi oluyor. Kendi kendine hançerliyor insan. Allah'ın emrinin dışına çıkıyor. Yine insan cahildir, niçin dünyaya geldi? Tarihini kendisi mi verdi? Ana babasını kendisi mi tayin etti? Hangi coğrafya parçasını kendisi mi tayin etti? Ömrünü kendisi mi tayin etti? Geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? İşte maalesef insan cahil, çok cahil. İsterse bin tane fakülte bitirse. Eğer bu hali kalpte idrak halinde değilse, cahiliyetin ta kendisi olmuş oluyor. Bu dünya damla, ahiret sonsuz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ahiretten dünya bak illa aşiyeten ev duhaha. Sanki bir akşam karanlığı, sanki bir şafak vakti. O kadar bir az. Ondan sonra Cenab-ı Hak geçmiş kavimlere geliyor. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ad. Görmedin mi Cenab-ı Hak diyor, Rabbin diyor Ad kavmi ne yaptı diyor. O İrem bağları verilen, Cenab-ı Hakk'ın mükafat olarak verdiği güzellikler. Cenab-ı Hakk'a şükredici yer At ve Sumut isyan etti. İrem bağları verdi Cenab-ı Hak. Kimin verdiğinin farkında olmadı. İnsanlığın dışında bir hayat yaşadılar. İnsanlığa veda ederek bir hayat yaşadılar. Kazıklı Firavun diyor, Evtat. Cenab-ı Hak ona nasıl bir azap kamçısı indirdi? Nasıl o kavimle helak oldu? At Semud ne dedi? Bizden güçlü kim var dedi. Kibirlendi, gururlandı. Kahroldu gitti. Firavun tanrılık iddiasına girdi. O kadar ahmaklaştı ki Haman dedi vezirine bir kule yaptı. Ben o kuleye atla çıkacağım diyor. Yukarıda Musa'nın Rabbi ile pazarlık edeceğim dedi. O da bir Kızıldeniz'de boğuldu gitti Rabbim dedi. İsrail'in inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadı, ben de iman ettim dedi. Ben de Müslümanlardanım dedi ama bitti. Son nefeste faydası çünkü öbür taraftan perdeler açılıyor. Lut kavmi bugün işte ahlaksızlığın denayetine düştü. Biz bu kadar kalabalığız dedi. Ey Lut dedi, sen teksin, biz bu kadar kalabalık. Sen mi doğrusun, biz mi doğruyuz dedi. Sen de temizsen buradan çık git dedi. Bizim rahatımı bozma dedi. Bizim ahlaksızlığımıza sen mani olma dedi. Biz bırak hayatımız gibi yaşayalım dedi. Nasıl ona bir azap indi, bir gökten bir şeyden indi. Öyle bir durum ki yer gök yer değişti neredeyse. Acayip bir azap düşüşü oldu. Nuh Aleyhisselam öyle 950 sene sabır, İslam'ı tebliğ, her şeye katlandı. En son ilahi bir kahır, bir yağmur alttan üstten 80 kişinin dışında hepsi helak oldu gitti. Şuayb Aleyhisselam kavmi sahtekarlıkta öne geçti. Kara borsa vesaire, kandırma vesaire, gabni fahiş vesaire. Uzatmayayım ben. Kur'an-ı Kerim hep bunları biliyor. Kahrolan kavimleri bildiriyor. Netice. Bugün o kahrolan kavimler bugün var mı yok mu toplumda? O kavimler kahroldu ki Cenab-ı Hak bugün Resulullah Efendimizin vesilesiyle toplumumuzu kahretmiyor. Bu çok mühim. Demek ki nasıl Efendimiz'e bir gönül bağ kuracağız? Nasıl onun yaşadığı bir hayatla hayatımızı istikametlendireceğiz? Cenab-ı Hak Enfal Suresi'nde buyuruyor 30. ayette. İçinizde Allah Resulü varken azap inmedi buyuruyor. Mekke'de her türlü fitne vardı, azap inmedi. Orada Efendimiz vardı.
Efendim hicret etti, azap inmeye başladı. Açlık, semaya baksa beyaz görüyorlar, bulut görüyorlardı. Açlık ve kıtlık başladı. Onun için buyuruluyor ki, eğer bir gönülde Allah Rasûlü varsa, lafta değil, fiilde varsa, yaşayış halinde varsa, muhabbet halinde varsa, o kalbe Allah'ın azabı inmez. Zaten Mevlana da Hazreti İbrahim'in sel veriyor. Sen de İbrahimlik varsa korkma diyor. Ateş seni yakmaz diyor. Niye yine ayetin devamında yine Efendimizin yaşadığı devrin halinde olduğu zaman da istiğfar. Seherlerde çok mühim vel müstafine bil eshar. Cenab-ı Hakk'a devam bilhassa böyle zor zamanlarda devam bir istiğfar halinde bulunabilmek. O yolda giderken geçen estağfurullah azim, estağfurullah azim. Bir takım yanlışlarımızı düşünmek, Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Velhâsıl ibretli bir ayet var Rad suresinde. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Diyorlar ya niye oldu, niye böyle oldu, niye oldu? Demek ki kendimize döndü, kendimize bakacağız. Bizde ne hata oldu ki böyle oldu? Çaresi ne? İstiğfar. Hasan Basri Hazretleri'ne birisi geldi, kuraklıktan bahsetti. Üstad dedi, dua et dedi. Diğeri geldi, fakirlikten bahsetti. Üstad dedi, dua et, çare bu dedi. Biri geldi, dedi, tarlasını verimliğinden bahsetti. Üstad dua dedi. Öbürü çocuğum olmuyor, üstad dedi. Dua et dedi. Hasan Basri Hazretleri dördüne de istiğfar edin buyurdu. Yanındaki dedi ki, dördü ayrı ayrı şey, ayrı ayrı problemlerden geldi. Nuh suresinin 10, 11, 12. ayetlerini okudu Hasan Basri Hazretleri. Demek ki bu zamanda böyle bir takım zorluklarla enflasyon vesaire kısmen bir haçlı sefer olduğu zaman tek çaremiz Cenab-ı Hakk'a kulluğumuza dikkat edeceğiz, istiğfar edeceğiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Cenab-ı Hakk'a güzel bir hep beraber bir kulluk halinde yaşayacağız. Cenab-ı Hak'tan rahmet tecelli edecek.